Merhaba değerli dostlar. Ben Sadık Mazanoğlu. Ekonomi ekranında her cuma olduğu gibi tekrar sizinle birlikteyiz. Bu hafta da yine diğer programlarda olduğu gibi bir haftayı nasıl geçirdik? Bunun üzerinde konuşacağız. Önemli hem yurt dışı hem de yurt içi gelişmelerini sizlere aktaracağız ve piyasalar üzerinde bunların yansımalarını hep birlikte değerlendirmiş olacağız. En önemli gündem maddesi aslında Amerika'daki seçimlerdi yurt dışı piyasalar açısından. ABD Senatosu'nun 1/3'ü her 2 yılda bir yapılan seçimlerle yenileniyor. Bu nedenle Amerika'da işte bu 8 Kasım'daki seçimler 2024'teki başkanlık seçimi öncesinde ayrı bir öneme sahip oluyor. Amerika ara seçim anketlerinde son dönemdeki anketlere baktığımızda Temsilciler Meclisi'nde işte Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlayacağı, Senato'da dengeli bir dağılım olacağını aslında anketler gösteriyordu. Bununla beraber Senato'daki 3 eyalette sonuçlarda çoğunluk elde etme mücadelesi bir süre daha devam edecek gibi. Hala şu anda postayla gelen oylar bekleniyor ve bunların sayımı vesaire bu süre alıyor. Dolayısıyla seçimin resmi sonuçlarının açıklanması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ama anketlerin tersine Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da beklenilen üstünlüğü ya da beklenildiği kadar etkin olamadığını gösterdi. Piyasalar üzerinde ya da Biden'ın geleceğiyle ilgili olarak herhangi bir soru işareti çok fazla oluşturmadı. Bunu söyleyebiliriz. Tabii yeni kongrenin yapısı sağlık, enerji, teknoloji gibi belirli alanlarda politika değişiklikleri nedeniyle aslında önem arz ediyor. Yani bu seçim sonuçlarının piyasalar üstündeki etkisi bu sektörlere etkiliyor. Demokrat Başkan Biden veto yetkisini kullanabilmesine rağmen politika önceliklerini ilerletmeyi kolaylaştıracak olan bir senatoyu kazanırsa enerji, savunma, ilaç ve biyoteknoloji gibi cumhuriyetçiler tarafından takip edilen sektörler için en iyi durum senaryosu olacak. Bu Amerika'daki seçimlerin piyasa üzerinde şu ana kadar çok somut ya da olumlu ya da olumsuz diyelim bir etkisini görmedik. Amerika'da bu haftanın önemli bir diğer verisi de enflasyon verisiydi. Dün açıklandı. Ekim bazında %0.4'lük bir artış söz konusu. Yıllıkta da %7.7'lik bir artış. Şimdi %7.7 beklentiler %8 seviyesindeydi. Beklentilerin altında geldi. Bu enflasyon Amerika'da 9 ayın en düşük seviyesine çekmiş oldu bu enflasyon rakamı. Bu manşet enflasyon. Bir de çekirdek enflasyon var. Çekirdek enflasyon da gıda ve enerji hariç enflasyon. Burada da beklentilerin yine altında 6.3'lük bir rakam geldi. Bu da olumlu. Zaten bu rakamlarla birlikte piyasalarda da, borsalarda özellikle dünya borsalarında hızlı hareketler de gördük. Şimdi enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed'in Aralık ayı toplantısında 75 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artışına gideceğine dair beklentiler arttı. Zaten 50 puanlık bir faiz artışı bekleniyordu. Yaklaşık bunun olasılığı %60 filandı. Şu anda o olasılık %80'lere çıkmış durumda. Yani çoğunlukla 50 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlanmış gibi görünüyor. Az önce de dediğim gibi verilerin olumlu gelmesinin ardından Avrupa piyasalarında %3'lere varan primler gördük. İşte Amerika tarafında dün itibariyle %5, %6'lara varan primleri gördük. Şu anda risk iştahını bu data artırmış durumda. Avrupa ve Amerika tarafını etkileyen bu gelişmeden ziyade bir de Çin var. Çin tarafını ben hep çok önemsiyorum. Bunu da yayınlarda sıklıkla vurguluyorum. Neden Çin'e vurgu yapmak istiyorum? Çin kapalı bir toplum. Hem ekonomi anlamda hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda oldukça aslında etkin. Ama tabii kapalı toplum olması dolayısıyla kapalı bir kutu. Ne olduğunu bilemiyorsunuz. Yani ekonomik gücünü tam anlamıyla bilemiyorsunuz. Ama işte dünyanın en büyük ekonomik gücünün Amerika olduğunu düşünüyorsunuz. Ve Amerika şirketlerinin birçoğunun Çin'de üretim yaptırdığını işte Apple'ından işte Tesla'sına kadar düşünün yani. Bu Çin ekonomisinin önemini dünya ekonomisi açısından. Oradaki o iş gücü, nüfus bunlar oldukça önemli. Önümüzdeki dönemde önemli olmaya devam edecek ve önemi gittikçe de artıyor. Bunun yanında ekonomik aktiviteyi canlandıran ya da durduran politikalar da uygulanıyor. İşte hep son dönemde konuşuyoruz. Covid-19 politikaları sona erecek mi, ermeyecek mi? Şimdi haftaya Çin'in Covid-19 politikalarındaki gevşeme beklentisiyle pozitif ayrışarak başladı Asya piyasaları. Ancak hemen akabinde Çin'de son 6 ayın en yüksek vaka sayıları görüldü. En yüksek derken de şu anda vaka sayısı herhalde 10 bin filan. Çin gibi bir toplumda 10 bin vaka o tarafı telaşlandırıyor. Çin'in en büyük 3. kenti olan bir şehir komple kapanmaya gitti. Burada Çin'in yeniden açılması küresel piyasadaki işte tedarik zinciri sorunlarının aşılması için de önemli bir dönüm noktası aslında. Goldman Sachs'ın beklentileri vardı. 2023 ikinci çeyreğine kadar diyor ki kuralların gevşetilmesini beklerken olası kararın Çin hisselerinde %20 yükseliş getireceğini tahmin ediyoruz. Yani Covid politikaları hem Asya piyasaları açısından hem de dolayısıyla diğer dünya piyasaları açısından oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Gelelim yurt içine. Yurt içi piyasalar bizim haftalık kapanış rekorumuzu tekrar kıracak gibiyiz. Daha önceki yayınlarda
Hep işte 4200 önemli bir nokta, 4200 geçerse hedef 4500 şeklinde yorumlarımız olmuştu. Bugün itibariyle bu yayını yaptığımız Cuma günü saat 12.15 itibariyle endeks 4500'ün üzerinde. 4500'ün üzerinde kalıcı olursa ne olur? Ben hemen 4500 aslında geçmesini, kısa sürede geçmesini beklemiyordum. Biraz 4300-4500 aralığında oyalanabileceğini düşünüyordum. Ama 4500'ü geçiren işte Amerika'daki enflasyon datası oldu. Zaten biz yabancının olmaması dolayısıyla yurt dışından ayrışıyorduk. Zaten olumluyduk. Bir de enflasyon etkisiyle bu hareket yukarı ivmelenme hala devam ediyor. Şu anda 4500'ün üzerindeyiz. Kalıcı olur mu? Birlikte göreceğiz. Eğer 4500 üzerinde tutunursa piyasa önümüzdeki dönemde 4750 seviyesine kadar bir hareketin olma ihtimali bence yüksek. Enflasyonist ortamda bu hareket devam edecek. Tabii bir de bilançolar geldi. Bilançolar genel olarak iyi geldi. Ama tabii enflasyonunu söylüyoruz işte %85,5 enflasyon. Bu ortamda şirketlerin karlılıkları gerçekten yüksek mi? Gerçekten karlı mı şirketler? Yani orası soru işareti. Enflasyon muhasebesi yapılmadığı için birçok şirket hani enflasyonun altında ezildiğini ama hala karlı göründüğünü ifade ediyor. Bir de şu var. Enflasyona karşı şirketler karlı gibi görünüyor enflasyonist ortamda ve buna göre vergi veriyorlar. Ama aslında bu enflasyon ortamında yeterli bizim karımız yok. Ama biz etmediğimiz karın, sağlamadığımız gelirin vergisini ödüyoruz diye serzenişte de bulunuyorlar. Bu ortamda öz sermaye karlılıklarına göre aslında şirketlerin bilançolarını değerlendirmek lazım. Burada Bahçeşehir Üniversitesi'nden doçent Hakkı Öztürk'ün bir çalışması vardı. Ondan faydalandım. %83-84 enflasyon, resmi enflasyon. Biz 100 şirketlerinin öz sermaye karlılıklarına bir bakmak lazım. Şimdi öz sermaye karlılıklarına bakarken de son 4 çeyrek kar toplamına bakılacak. Yani orada da 2021'in son çeyreği, 2022'nin birinci, ikinci ve üçüncü çeyreklerine baktığınızda yıllıklandırılmış net karı bulursunuz. Bunu ortalama öz sermayeye böldüğünüzde siz öz sermaye karlılığını bulmuş olursunuz. Şimdi enflasyonun o üzerinde öz sermaye karlılığı yaratmış olan şirketlere bakarsak aslında çok fazla değil. 8-10 tane şirket var. Ben %85'in üzerinde öz sermaye karlılığı yaratan şirketleri şöyle size söyleyeyim. Migros, Alarko, Ford Otoy, Türk Traktör, Şok Market, Doğuş Oto, Tofaş, Otokar, Çimsa, Gözde, Akfen Gayrimenkul ve Ege Endüstri. Bunları söyleyebiliriz. Tabii bunlar BIST 100 hisseleri. BIST 100 dışındaki hisselerde de bu şekilde bir çalışma yapılırsa belki daha farklı hisselerde ortaya çıkabilir ama bizim ana hedefimiz BIST 100 hisseleri. Dolayısıyla öz sermaye karlılığına baktığınız zaman şirketlerin enflasyona karşı aslında çok da fazla karlı olmadığını, birçok şirketin çok da karlı olmadığını görebiliyoruz. Önümüzdeki dönem dediğim gibi biz %4750 hedefimiz olacak. 4750 geçerse işte o psikolojik eşik olarak önümüzdeki dönemde 5000 seviyesini takip ediyor olacağız. Ekonomi politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Özellikle enflasyonu artıracak, enflasyonist baskıya neden olacak önümüzdeki dönemde gelişmeler de olacak. Aralık ayıyla yeni fiyat düzenlemeleri, işte asgari ücrete, işçiye, memura, emekliye verilecek zamlar, asgari ücretteki artış oranı piyasadaki likitasyonu artacak. Bu biraz enflasyona neden olabilir ama şu aşamada piyasadaki likitasyonun artması mevcut ekonomi politikasının asli hedefi gibi görünüyor. Neden? Seçime giden ortamda bu şekilde likitasyonla bir para bolluğu yaratarak insanların kolay ürünlere ulaşımı sağlanıyor. Tabii bu fiyatları artırırsınız, enflasyon artar. Enflasyona karşı aslında sizin alım gücünüz düşer vesaire. Bu bir sarmal. Biri arttığında diğeri de artıyor. Yani bu bir süre daha devam edecek. Bu politikayla bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ve şu ortamda da baktığımda borsalardaki olumlu seyirde ben sürmesini beklerim. Önümüzdeki dönem için yine hep beklentisi olan hisseleri, sektörleri sizinle de konuşuyoruz. Havacılık sektörü. Karlılar iyiydi. Karlılık iyi gelecek. Petrokimyada mesela Tüpraş çok beklentilerin üzerinde bir kar açıklamıştı. O tarafta o karlılık hala ürün marjlarındaki yükseliş devam ettiği için devam edecek. Enerji şirketleri burada yine karlılığını devam ettirmeye devam edecekler. Bankacılık sektöründe dördüncü çeyrek her ne kadar bir sektörle ilgili son dönemde bazı olumsuzlukları size daha önceki yayınlarda da aktarmıştık ama karlılık şu haliyle şu uygulamalarla hala devam ediyor. Üçüncü çeyrek iyi gelmişti. Dördüncü çeyrek de iyi gelecek muhtemelen. Gayrimenkul sektörü Aralık ayı itibariyle yeniden değerlemelerle birlikte gayrimenkul sektöründe hızlı hareketler olabilir. Beklentiler o tarafta oluşabilir. Genel olarak sektörleri de bu şekilde söyleyebilirim size. Olumlu seyir devam edecek. Yön 4500'ün üstünde kaldığı sürece 4750. Dolar tarafına bakarsak dolar TL'de
çok fazla bir hareket yok. Yani orada çok söylenecek bir şey yok ama dolar endeksinde Amerika'daki enflasyon rakamından sonra 110 seviyesinin kırılıp 107-108'lere kadar geri gelmiş olması bizde de dolar TL'de bir miktar geri çekilmeye neden olmuş olsa bile 18.50-18.60 arasındaki seyir devam edecek. Yani düşüşler hala dolarda alım fırsatı gibi görünüyor. Yani yukarıda 18.60 seviyesi geçilemiyor ama burada hem kur korumalı mevduata olan ilginin artması için hem de sanayicinin özellikle isteği işte enflasyon oranında dövizin kırıya gitmesi, enflasyon oranında en azından bir dövizde hareketin olması. Dolayısıyla biraz kontrollü serbestleşme sağlanabilir yılbaşına kadar. Ben o nedenle 18, 60, 70, 80 böyle kademeli olarak, kontrollü olarak dolar TL tarafında yukarı hareketler olabileceğini düşünüyorum. Amerika'daki enflasyon rakamları sonrası tahvil faizlerinde geri çekilme gördük. 10 yıllık tahvil faizleri %4'lerin üzerindeyken 4.80'lere kadar çıkmışken bakıyoruz 3.80'lere kadar gevşedi. Bunun tabii ki olumlu bir etkisi kıymetli madenlerde özellikle altın tarafında hissedildi. Altında 1650-1700 seviyeleri arasına sıkışan ons altın 1700'ü aştı. Hızlı bir şekilde de aştı 1700 ve şu anda da 1763 seviyelerinde. Yani 1700'ün üzerinde bu rakamlarla kalıcı olabilecek gibi. Normal şartlarda biz 1600-1700 arasında bir süre sıkışma bekliyorduk. Ama 1700'ün üzerinde enflasyonist ortamdaki Amerika'daki enflasyonda bu düşüş eğilimi kıymetli madenler tarafını desteklemiş gibi görünüyor. Eğer bu Çin tarafında herhangi bir kapanma vesaire olmazsa, her ne kadar sıfır COVID politikası da deseler olmazsa, kıymetli madenler tarafında ve diğer emtialarda bir miktar yukarı hareketler önümüzdeki dönemde görülebilir gibi düşünüyorum ben. Enerji fiyatlarında sakin seyir devam ediyor. Enerji fiyatlarının piyasa üzerinde şu an için herhangi bir olumsuz etkisi, yani çok büyük bir olumsuz etkisi olmadığını söylemek lazım. Orada da şu anda Avrupa tarafında iyi giden iklim koşullarının etkili olduğu görülüyor. Eğer doğalgazla ilgili ya da enerjiyle ilgili genel bir sorun olmazsa hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında hem de bizim Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönem borsalar anlamında yukarı seyir bekliyorum, devam edecektir diye düşünüyorum. Bu hafta için anlatacaklarım kısaca bunlar. Önümüzdeki haftalarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi hafta sonları.